Evet, 90 artı 3 ikinci bölüme devam ediyor. Birinci bölümün sonunda dedik ya, birileri yanmadan bu kulüp düzlüğe çıkmayacak. Mutlaka birilerinin yanması lazım. Bu kulübe yanlış yapan, bu camiadaki insanların, kuruşunun ağını alan insanlar hesap vermeden bu şehir bu kulübe sahip çıkmaz. Hani arkadaşlar dedi ya, dipsiz kuyu. Bu kulübün dipsiz kuyu olmadığını göstermek için bu kulübe yanlışı olanları disiplin kurulunu toplayıp üyelikten atmakla olmaz. Madem o disiplin kuruluna o belgeleri sunacak bilgiler elinizde, belgeler varsa çıkın mahkemeye verin. Mahkemede hesap versinler. Ondan sonra da üyelikten atarsınız. Ama önce bir mahkeme sürecinde bu şehre hesap versinler. Aytaç yazmış işte, bu görüntüleri görüp de kahrolmayanlar, olmayanlar, kulübe geçmişte zarar verenler, kulağının üzerine yatmış, hiç oralı değil, kulübü icraya verenler, ölmüş bitmiş kulübün üzerinden halen bir şeyler kazanmaya çalışanlar hesap versin. Bugün fedakarca bu işi yapmaya çalışan insanları da zor durumda bırakmayın. Onlar da bittiler, tükendiler. Artık ceplerinde delikli kuruş kalmadı. Bugüne kadar bu kulübü getirdiler. Bundan sonra da nasıl götürürler, nereye kadar götürürler bilmiyorum. Bayrağı yere düşürmeyeceğiz dediler ama. Murat abi şimdi işleri kolay değil. Sadri Başkan daha iyi bilir. Derneklerde de olsa hani insanlarda şöyle bir algı var ya, amatöre kadar düşelim, borsa sıfırlansın çıkalım. Şimdi yok, böyle bir dünya yok. Yok. Şimdi Sadri Başkan daha iyi biliyordur da, sanırım son 10 yılda görev yapmış yönetimler mevcut borçtan sorumlu tutuluyor. Söyleyeyim mi? Amatöre düştüğün zaman sportif borçların askıya alınıyor. Onu bir tarafa koy. Futbolcu alacakları profesyonel sözleşmeler, onlar askıda bir tarafta duruyor. Ne zaman tekrar profesyonel oldun, atıyorum 10 sene sonra 3.ye çıktın tekrar amatörden, bu borçlar hemen senin karşına geliyor. Diyor ki 10 sene önce atıyorum, şu anda kim var işte, Onur Arı'ya senin borcun vardı, şuna borcun vardı. Onlar hemen önüne geliyor, tekrar borçlar önüne geliyor. Bu arada amatörde de olsan hem SSK hem vergi borçları gibi devlet olan borçlar ödüyorsun. O arada sana kim yöneticilik yapmış, kim başkanlık yapmış, hepsine tek tek dönem dönem çıkıyor, hepsi gidiyor. Yani borçtan kurtulma diye bir şey yok. Evet, yani nereye gidersen git önüne çıkar. Ama artık bunu çok uzatmanın da bir anlamı yok. Geriye dönük yüzleşmeden temiz sayfa açmanın da mümkünatı yok. Geriden kim bu kulübe zarar verdiyse yüzleşeceksin. Bu yönetici, bu yönetim, yani bunu yapacak yönetim, el üstüne tutulacak yönetim olur. Tabii çıksınlar. Geçmiştekilerle. Şu mahkeme ise mahkeme. Hapis cezası kardeşim. Bu iş böyledir. Bu işte simitçinin de şeyi var, hakkı var. Herkesin işte uçan kuşa borcu var şu anda. Herkesin bunun hakkı var. Yani benim, senin, onun parası. Bunu kötüye kullanan kim varsa bununla yüzleşmek lazım. Cezasını da çekmesi lazım. Ondan sonra da anca sıfır yeni sayfa açarak, ondan sonra sen o zaman organize git, de ki biz geçmişi sildik, geçmişte bütün çeli hepsiyle yüzleştik, hepsi gereken cezayı aldı. Biz bundan sonra bu işi yapan kim varsa önünde duracağız. Akşehir kim varsa kalkıyor mu, kalkmıyor tabii, o zaman kalkar. Başka türlü yani ben atıyorum, vereceğim herkesin şimdi. Var başkanım. Tabii vereceğim, gidecek, vereceğim. Zorla çöküp de böyle işte diyorum, dönemin siyasisi, şehrin mülki amiri tabii zorla para aldı. Niye o insanlarla getiren paralar kamuoyuyla paylaşılmadı? Hep söylendi, açıklanacak diyerekten. Evet. Zorla alınan o paralar neden denilmedi? Ahmet'ten, Mehmet'ten, şu firmadan, bu şirketten bu kadar para alındı. Alınan o paralar milyon milyon prim olarak dağıtıldı. Yönetim de konuşuyor işte, diyorum ya. Bir de hesap verilecek dendi. 100 bin lira, 150 tabii bin lira prim alanlar vardı ya. Prim alanlar vardı. Çıkın deyin kardeşim. Hakkı olmayan parayı alan var. Yani, bir tarafta da tabii boyayıp, ayakkabı boyayıp parayı toplayıp getirip Eskişehirspor'a veren, 2018'de harçlığını biriktirip getiren veren var. 100 liraydı bilet ya. 50 lira, 100 lira değil miydi Erkan? Tabii, maç bileti fiyatı böyleydi. 14 sene önce. Tabii, 14 yıl önce asgari ücret 450 lirayken, 600 lirayken 100 liradan bilet satıldı. 50 liradan açık bilet satıldı ya. Şimdi 10 lira. Bakın, 100 liradan 50 liradan 14 sene önce bilet satılırken tribünler nasıldı? Full. Tabii canım. Kara borsa gidiyordu ya. Full. Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? İşte milyon avro, milyon avro sözleşmeler. İşte diyorum ya, futbolcuyla 490 bin euroya anlaştık diye
konuşuyorsun. Ardından 782 bin, 772 bin euro senetler çıkıyor. Ne bu senetler ya? Bakkal dükkanı yönetsen, çalıştırsan öyle senet dağıtmasın ya. Evet. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bugün bu başkanın özellikle en son attığı bir eski sporu bitiremeyeceksiniz. Nisan ayı içinde disiplin kurulu toplantımız yapılacak. Kim olursa olsun görevini kötüye kullanan, kulübümüzü icraya veren, maddi zarar uğratan herkes kulüp üyeliğinden atılacak diyor. Buradan bir şeyler çıkmaz mı? Gel Erkan. Bunda bak, bir şeyler başkan, var ya bunun arkasında. Başkan arkasında zaten bir şey var. O belgeler elinde. Demek ki elinde, çıkaracak ortaya yani. Elinde üyelikten atacaksın. Ama üyelikten alacaksın. Atmak da olmaz ki yani. Sadece üyelikten atacaksın. Üyelikten atmak da olmaz. Yani bunu olmaz. Yayınlamak lazım bence. Sen şimdi kulübü zarara uğratanı, bundan ben şunu anlıyorum. Kulübü zarara uğratanı biz biliyoruz. Evet. Bunu üyelikten atacağız. Disiplin, ya üyelikten atarak kurtulamasın o. Atacak. Yani üyelikten giderek kurtulamaz o yani. Onu o zaman şey ver. İlan hukuki edecek. Olarak tabii. Bu şehre hesap verecek. Bakın o hesap verildikten sonra bu şehir ayağa kalkan. Çünkü yüzlerce insanın verdiği para var, iş adamının verdiği para var. Bu paralar nereye gitti? Bunun hesabı sorulmadı. Çıkın o paraları alan insanlardan makul iki yoldan hesap sorulsun. O insanların da vicdanı rahatlar. Bence de bu yaparlarsa bu yönetim yapar bunu. Başka öbür günlerin çünkü bakın, hepsinde bugüne bir... Bugüne kadar Erkan, yani bugüne yapılmadı. Kadar hep konuşuldu ama evet, icraat aynen. Yapılmadı. Bakın benim de kızdığım nokta bu. İcraat yapılmadı. Hep konuşuldu. Aylar önceden konuşulmadı mı? Hep burada da demediler mi? Bize geri vites yok. Alayına dava açacağız. E nerede hani açılan bir tane dava? Bir futbol federasyonu işte 2011 şike süreciyle ilgili açıldığı söylenen bir dava var. Onunla ilgili ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. 8 tane avukat toplandı. Fenerbahçe'nin de davası devam ediyor da. Ama bakın yani bununla ilgili çıkarsın kamuoyuna bilgi verirsin. Oradan zaten bir şey çıkmaz. Onu. Evet. Orası geçti gitti. Ne konuşursak konuşalım boş. Yine... Başkan Mehmet Şimşek'in dediği gibi sap döner ne gün gelir, sap döner, keser hesap döner, döner, gün gelir, hesap döner değil mi? Bir gün gelir hesap döner. Elbet bu hesap dönecek. Eskişehirspor'un üzerine oynanan oyunlar elbet bitecek. Devran dönecek, Eskişehirspor'un günü de başlayacak, Eskişehirspor'un şahlanacağı günler de başlayacak. Ama diyorum ya biraz sabır, ama o sabır içinde bugün bu kulübe birazcık destek çıkmak lazım. Bakın ne diyorum, 3 aydır maaş alamayan futbolcular var. 2 aydır personel, 2. aya girdi. Personel maaşını alamıyor. Haftaya deplasman var. Çarşamba günü, yarından sonra maçın var. Güvenlik parasını veremiyorsun, kumanya parasını karşılayamıyorsun. Yani bugün elinde imkan olan işte 500 biletle, 100 biletle, 200 biletle kulübe bir şeyler vermeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Gün bugün. Yani şurada bir aylık bir süreç kaldı. 6 tane maç var diyoruz. Mayıs, 1 Mayıs'ta lig bitiyor Eskişehirspor için. Ama bu süreci, o 1-2 aylık süreci atlatabilmesi için Eskişehirspor'un bugün birilerinin 3-5 kuruş destek olması lazım. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Şimdi önümüzdeki senenin takımını biz artık 3. lig takımını yavaş yavaş oluşturmamız lazım. Hiç vakit kaybetmeden elindeki futbolcuları tutmanın çabasına girmesi lazım Eskişehirspor. Yani paraların ödenmesini ödenmesi lazım. Yani maaşların ödenmesi. Evet o. Mesela bu hafta ısrarla kart gören oyuncu var ya. Ben yani oynamak mı istemiyorsun? 2 haftadır ısrarla. Seyircinin önüne çıkmak mı istemiyorsun kendi sahanda? Yani olacak şey değil bunlar ya. Bunlar çok büyük tehlike Eskişehirspor için. Diğer taraftan da lig devam ediyor. 6 tane maçımız kaldı. Bugün pazartesi, çarşamba günü saat 14'te sahamızda oynayacağımız Akhisar maçı var. Evet, 5 günde 2 maç. Şimdi Akhisar'ın da hani bir 6 puan silinme olayı var. Yani Eskişehirspor zaten bu saatten sonra diyoruz ya, 10 maç önce de 7 puan fark vardı. 10 maç geçti. 10 puan fark devam ediyor. 11 puan fark. Kendi göbeğimizi kendimiz kesme imkanımız varken başaramadık. Bu maç öyle bir maç ki Murat abi. Bundan bir 5-6 hafta önce belki bu maç Eskişehirspor'un kaderini belirleyecek bir maç olabilirdi. Tabii canım. İçerideki maçları alsaydın. Tabii çok başka bir maç bu. Yani stadyum şimdi 1000 kişi gelir mi dedim Murat abi de. Bu 10-15 bin kişi çekebilecek bir maç, bu maç olabilirdi Akhisar maçı. Hem rakibin Akhisar olması tabii. Hem de takım 3-4 maça alsa bugün çok başka bir şablon olurdu. Şunu bir not aldıydım Murat abi. 19. hafta yani ilk devre sonunda Eskişehirspor'un ateş hattının hemen üzerindeki küme düşme potasının hemen üzerindeki takımla farkı 10. 26. haftada bu fark 7'ye iniyor. Karacabey'i galiba yendik. 31. haftada 7 puana düşürdük. Bakın 10 puan farkı 20. Karacabey'i yendik. 7 evet. Puana düştü fark. Evet. Şimdi 5-6 hafta arayla periyotları söylüyorum. Yani 19. haftada 10,
26. haftada 7, 31. hafta bugün itibariyle tekrar 11. Açılmıyor, makas açılmıyor. Açılmadı ki. Yani rakipler bu takım 4 galibiyet demek şu. 11 puan 4 galibiyet demek. Eskişehirspor 11 şu süreçte 4 galibiyet alsa 11 12 tane maç yapıyor. 19. Alabilecek de o kadar maç var ki ben hala diyorum ya Pazarspor deplasmandaki Pazarspor maçı, içerideki Zonguldak maçı, Konya maçı bunlar kazanılamayacak maçlar değiller. Ya yani deplasmanları geç. İçeride sen bir Konya gibi final maçını kazanamıyorsan, Zonguldak Kümür maçını kazanamıyorsan, Kırklareli'ye puan ya veriyorsan, Tarsus'a yeniliyorsan yani işte son diyorum ya, ya 7 maç havada bunları, 21 puan var. Erkan, 19 puan kaybetmiş. Biz bunların hepsini konuştuk. Şimdi biraz hızlanacağız çünkü amatör gündem biraz yoğun. Amatörde de bayağı diyorum ya çok umutluyduk, çok umutluyduk. Hani profesyonel lige aday takımlarımız varken onları da tepe taklak gittiler. Onları konuşacağız. Şimdi çarşamba günü Akhisar maçımız var. Onur Arı kart cezalısı. Geçtiğimiz hafta Onur Bayramoğlu ve Buğra Çağlayan kart cezalısıydı. Sportif sakatlarımız vardı. Bu hafta tek eksiğimiz Onur Arı. Suat Hoca da geçmiş olsun diyelim. O da dönüyor hoca. Karantina sürecinden çıktı. Bugün takımla beraber antrenmanda yerini aldı. Bir tek Onur Arı kart cezalısı. Hemen çok kısa bir Akhisar maçıyla ilgili bir yorum alalım. Devam edelim. Bir tek Onur Arı değil, Onur Arı cezalı ama onun yanında Onurhan sakat. Cengiz Alp yine kadroda olmayacak büyük ihtimal. Onun hastalığı var. Onur Bayramoğlu bugün hastaydı. O da serum tedavisi oldu. Yine Sezgin'in hafif sakatlığı var. Yani onlar da büyük ihtimalle olmayacak. Yani son haftalarda zaten hani diyoruz ya geleceğin takımını yapacaksak, önümüzdeki yılı düşüneceksek artık Suat Hoca'nın da gençleri oynatması lazım. Bir kere yönetimin Suat Hoca'ya da yani ne yapacak, ne edecek bence onu da bir an önce karar vermesi lazım. Eğer devam etmeyecekse de son 4 maç, 5 maç, bilemedin 6 maç yani altyapıdan mı hocayla devam edilecek ya da yeni bir hoca mı getirilecek? Bence yönetim bunun hazırlığını da yapması gerekli. Şimdi onun hazırlığını gerekli. Erken biz bunu söyledik. Bakın hocanın sözleşmede tazminat olayı var. İki tane maaş tazminatı var. Yönetim gönderirse iki maaş tazminatı ödemek zorunda 200 bin lira. Suat Hoca giderse 200 bin lira o tazminatı ödemek zorunda. Aynen sağ. Oturacaksın, konuşacaksın hocam. Ne şiş yansın, ne kebap. Sıfıra sıfır. Ayıralım. Biz 3. ligin planlamasını yapmaya başlayacağız. Aylık 100 bin lira bir maliyetiniz var. Oturalım. Sözleşmeyi feshedelim. Geçelim. Yani ne siz tazminatla uğraşın ne biz uğraşalım gibisinden bir konuşmayla bu iş biter. Ama hoca kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Hoca ile ben geçen hafta bir telefon görüşmesi yapmıştım. Ona gelecektim ben zaten. Hoca ile telefon görüşmesi yapmıştım. Hocaya zaten bunu sordum. Yani direkt. O da şimdi ya dedi matematiksel iddia garantilenmeden bir şey söylemek çok havada kalır dedi. Matematiksel iddia garantilensin. Hani takım düşecek mi kalacak mı netlik kazansın. Zaten yönetimle bir toplantı yapacağız dedi. Hocadan sonra da yönetimi hemen bir yöneticiyi aradım. Aynı şeyi yöneticiden de duydum. Yani matematiksel iddiadan sonra zaten hocayla oturup konuşacağız. Yani beklenen şu an Eskişehirspor'un küme düşmesinin garantilenmesi bekleniyor. Ama şu anda zaten 3-4 haftadır garanti gibi yani daha neyi bekliyor? Ya yani... bunun garantilenecek ya matematiksel olarak garantilenecek şey yok ki. Bence iki tarafta zaman kazanmaya çalışıyor. Başka bir i̇ki şey değil. Özellikle hoca. İki tarafta devam etmek istiyor aslında. O zaman i̇ki bir an önce önünü kestiremiyor açıkçası. Bir an önce oturacaklar. Ne olacağını kestiremiyor. Yani. Suat Hoca kalma taraftarı. Zaman, kendi fikri. Zaman kazanmaya yönetim çalışıyor. Suat Hoca ile devam etme taraftarı. Yine benim kendi düşüncem. Ama iki tarafta ne olur ne biter. Aytaç her geçen gün bizim için. Aleyhimize. Her geçen gün aleyhimize. Şimdi örnek veriyorum. Buğra bu takımdan gidecekse ya o çocuğa da yazık, Eskişehirspor'a da yazık. Şimdi çıkacaksın çarşamba günü yarın seyircinin önüne atacaksın çocuğu. Seyirci oradan ıslıklayacak, küfür edecek, bilmem ne yapacak, bana geçen hafta yani, Buğra oynamaz artık. Oynatmayacaksın zaten yani. Hiç kadroya da alma yani eğer kalmayacaksa. Büyük ihtimalle almayacaklar galiba. Seneye kimle oynayacaksan o çocuklarla çık oyna be abi. Bu iş bu kadar basit. Ya bir de futbolcular şimdi futbolcuları biz hep anlayışa karşı çalışacak. Ama şimdi şu lafımı bitireyim. Şimdi Suat Hoca eğer seneye kalmayacaksa ben Suat Hoca'nın yerini olsam ben de aynısını yaparım. Ne kadar fazla puan alırsam benim için CV'm o kadar iyi. Ben şimdi bir an önce ne kadar fazla puan almaya bakarım. Ya küme düşmüşsün sen bundan sonra puan alsan ne olur ya? Sen önümüzdeki sene burada kalacak futbolcuları çık oynat. Bir de şimdi Suat Hoca'nın hani bir haftadır da Covid'di. O yüzden de görüşememiş de olabilirler. Yani gerçi telefonla da görüşülebilir ama tesislerde karantinada. Görüşmeye yanaşan yok zaten ya. Ya o zaman görüşmeye yani maniyetti biraz. Aytaç'ın dediği şu an ben ne dedim? Onlarına bıraktılar her şeyi. Yani Suat Hoca artık diyecek ki ya tamam artık her şey bitti. Hani Aytaç'ın konuşmasından o çıkıyor.
matematiksel olarak şu an 6 maçım var, 18 puan yapar. Fark 11. Fark 11. Bu hafta Akhisar'ı yensen bile 8'e düşecek. Pendik'e, lidere, deplasmana gidiyorsun. Kalan ondan maçlar. Sonra 4 maç Murat, yine yani olmaz. 6 maçta ya. Bırak 18 puan, sen 6 maçta 6 puan alman mucize senin şu takımın artık. Yani bunu artık, bu artık şey gerek yok ya, bunun gizli saklısı bir şey yok bunun. Yani Suat Hoca da kalkıp hep paranın hepsini isteyecek diye. Bunu Suat Hoca da biliyor. Yani onların ya parayla Suat Hoca'nın filan yani. Parayla işi yok yani. Ama o da diyorum ya işte herhalde son ana kadar bekliyor. Hemen dediğin gibi Erkan, sportif sakatlar çok fazla. Evet. Ya onlar yok. Yani sonuçta Akhisar için çok büyük önem taşıyan bir maç. Bizim de fazla kaybedecek bir şeyimiz yok. Hani her hafta diyorduk ya bu taraftar işte oynayın formu için bilmem bir şey. Hepsi hikaye. Hepsi hikayeden başka da bir şey değil. Mücadele edin. Formaya yakışır bir şekilde ya mücadele edin. Erkan abi şimdi futbolcu artık kendi için oynamaya başlamış. Ama onu da kendi içinde oynamıyor kardeşim. Görmüyorsun. İyi şimdi... oynayan oyuncular son haftalarda iyice kötü oynuyor. Kötü oynuyor. Bireysel hata yapıyor. Yani bakıyorsun iyi gol atan oyuncular... Gol attıran oyuncular hepsi düşüşte. Aytaç hani evet. Hani takım olarak belki iyi görünür, Ferdi oyuncular çıkar tamam bir şeyler dersin ama artık Ferdi de oynamıyoruz. Çok basit hatalar yapıyoruz ya. Ya işte futbolcunun şey tarafı o. Kendi direniyor. Uyanmaları lazım. Bir yerde yani çok çalışıyor bir yerde hata ama ben yani. İddia ediyorum bazı oyuncuların kafalarına birileri giriyor. Giriyor ya tabii. Menajerler giriyor bence. Kandırılıyor bizim oyuncular. Hiç gittikleri abilerine örnek görmüyorlar şimdi, bence. Evet. Ahmet Deniz Can Oruç geçen hafta işte Buğra'ya tepki gösterilirken SCV'de bir yorum yaptı. Sosyal medyada da paylaşıldı. Yani İstanbul işte Avrupa Fransa hayali kuranlar önce bir arkadaşlarına baksın neredeler, nereye gitmişler gibisinden. Hani ben oldum demeyeceksin. Siz daha futbolun F'sinde bile değiller. Çünkü bizim çocuklarımız tamam öyle bir iki tane yetenekli gelecek vaat eden isim var. Ne menajerlerin aklına uysunlar ne de böyle anne baba çok etkili olur. Tabii sonuçta evlatları gözlerinde aslan parçası. Onları da fazla abartmasınlar. Çünkü bu çocuklar bu ligde buldukları şansı formayı... Hiçbir takımda bulamaz. Bulamazlar. Çoğu amatör kümede bile bulamaz. Birazdan amatör kümeyi de değerlendireceğiz. Kıran kırana. Hele üçüncülük çok farklı bir yer. Amatöre geçmeden bir noktaya değinebilir miyiz Murat aklında abi? Aklında ne varsa söyle. Akhisar maçı ile Pendik maçı arasında Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun Eskişehir'e gelme ihtimali var. Cuma. Bakanlıktan baktım henüz net bir tarih belirlenmedi falan Cuma deniliyor. Biri. Cuma günü bakanın gelme ihtimali var. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Eskişehir Spor'la bakanı buluşmak için randevuyu ayarlamış. Yönetim kurulu da bu randevuya odaklandı. Öncelik olarak tabii altyapına yapılacak tesis konusunda fikir alışverişi yapılacak. Ondan sonra da artık kulübün içinde bulunduğu durum anlatılır bakana. Bir fikir alışverişi tabii bir şey çıkar mı? Onu da cuma Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde de bir görüşme olmuştu. Şey çıkmaz. Suat Hoca Konya'ya gelmemişti. Tabii. Evet, evet, evet. Hiçbir şey çıkmaz yani. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştüler. Yani oradan hiçbir da bir şey umut çıkmadı. Beklediklerini dosya duyuyoruz. Verdiler. Bir şey çıkmadı. Bu konuda Eskişehir'e çivi çakılacağını sanmam. Trabzon'un borcunda yani birileri devreye girse de boş döndü. Yok yok hiç. Çok o konuda yani. Eskişehir cezalı. Bir şey çıkmaz. Tesis anlamında bir şeyler olabilir. Ya o da Toto'ya atarlar topu. O da hani oldu olacak. Bir şey de çıkmaz başkanım. Bu hem Eskişehir Spor'a hem Eskişehir Spor'una tesis anlamında bir iki bir şeyler olabilir. Ya var. Sayın Valimizin projeleri var. İşte çok önemli ciddi projeler. Bekliyor. İşte bu tesis diyorsun. Bekliyor. Pek tahmin etmiyorum. Umutsuzum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Evet başkanım hemen çok kısa bir Akhisar yorumu alalım. Ardından amatör gündeme geçeceğiz. Valla yani ben demin de söyledim. Bu takım çıkacak. Düştük. Artık düştüm. Rahat olsun. Hepsi rahat olsun. Çıkan 11 inşallah önümüzdeki sene kalacak 11 olur. Kalacak oyunculardan oluşur. Çıksınlar rahatla futbol oynasınlar. O 5-6 hafta önceki o Karacabey maçındaki gösterilen performans, 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın ikinci yarısı gibi. O maçları tekrar bize seyrettirsinler. Yenerler yenirler hiç önemli değil ama yeter ki gelişimlerini biraz daha yukarıya taşısınlar. Futbolcu olacaklarsa da bunu yapsınlar. Eskişehir Spor düşünüyorlarsa, o formayı düşünüyorlarsa onun için de bunu yapsınlar. Ben futbolculardan tek istediğim bu. Tabii kolay maç olmayacak Akhisar için de artık diyoruz yani ligde kalma umutlarına haftalara taşıması adına, kalan haftalara taşıması adına çok kritik bir karşılaşma. Bence ligin en zor maçlarından biri olacak Akhisar maçı. Hemen Aytaç
Çok kısa bir... Yani ben de başkanın söylediklerine katılıyorum. Yani futbolcuların bile ben şunu insan görmek istiyor sahada. Bireysel performansların bu tip dönemlerde biraz daha ön plana çıktığı günlerdir aslında. Ama bireysel performans da göremiyorsun takımda. Yani transfer olmayı kafasına koyan veya buradan bir basamak üste veya en kötü ben Eskişehirspor düşebilirim, bu ligde oynamak istiyorum diyen futbolcu için böyle maçlar kendini gösterme maçıdır. Bugün STV bugüne kadar bütün maçları yayınladı. Artık scoutlar olsun, herkes maçları izliyor. Ya futbolcunun birazcık da hadi artık takımsal olarak ortaya bir şey çıkmadı ama kendini düşünüp de oynayan futbolcuyu da göremiyorsun sadece. Ya bir iki tane belki ya futbolcuların da onları hep sezon başından beri burada da konuştuk. Maç önü maç sonunda da yaptık. Onları anlamaya çalışıyoruz. Yani bugün üzerine verilen, bu futbolcunun üzerine verilen bir yük normal bir yük değil. Bu gibi yük Türkiye'de son 10 yılda kaç tane takıma verilmişti? Belki bir Karabükspor buna örnek verilebilir. Onun dışında bu kadar ağır bir yük, bu kadar genç kadronun üzerine verildiği nadirdir yani. Biz onları hep anlayan bir yaklaşımla yaklaştık. Herkes kendi kapasitesini zorladı. Ama yetmedi. Biraz daha zorlama baktı. Yani umut vaat eden isimler var. Bugün her iki kaleci de Cengiz olsun, Efehan olsun. Yani Efehan'ı Isparta'da da izledim. Hakikaten iyi kurtarışları vardı. Yani bir umut saçıyor. Biraz daha iyi bir Efehan görmek istiyor insan. Bartu. Biraz daha bir Bartu. Böyle hani az önce bahsettik ya, Terya'dan kıl çeker gibi. 90 dakika biraz savaştı. Temiz bir mücadele yaptı. Bakın 90 dakikada o kadar pozisyon kesti. Önledi. Ama işte bir tane hata yapıyorsun 90 dakikada. O da gitti. O da, ya şimdi defansta da Bartu var. Hücumda da Bartu var. Yani o hata yapacak. Yapsın. Arda Okumuş mesela. Arda Okumuş'u övdük hep. Yani hakikaten o da bu sezon daha önce izlediğimiz Arda'nın üzerine koymuş bir Arda izledik. Isparta maçında çok kritik bir top kaptırdı. Orada film kopuyordu. İkinci yarı. İlk yarı şey oldu. Offside verdi hakem. Yani böyle tek tek Tolga mesela hep diyoruz 10 numara. Biraz daha inisiyatif alan, oynayan değil de biraz daha oynatan bir Tolga da görmek istiyor insan. Onları pivot forvet, tamam 11 gol attı, ligin en çok gol atan oyuncusu. Yani şöyle... Hani bu şartlarda pivot, yani bize. Dediğin gibi böyle kanatlara manatlara böyle uçan bir takımda, orta sahası çalışan yok. Bir takımda adam peynir ekmek gibi gol atar. Kanatlardan kaç tane orta geliyor ya. Ama ya, bu, yani bu maçta kaç tane cezadan çıkıyor gol vurdu yok. Derken, bir, bu tane, şartlarda... bir tane vurdu, bir tane kafasına çarptı. Ya bu şartta bir tane diyorsun. Hücumda işte. Bir tane. Ama yani çocuk kendini parçalıyor. O fizikle evet. Ama dediğin gibi ne kanatlardan ne orta sahadan hiçbir yerden çocuk yardım almıyor. Bırakıyor. Bir de çok geriye geldi ki. Hücumu artık oraya... geliyor. Stoper orijinli bir oyuncu zaten. Tabii tabii. Geliyor stopere yardım ediyor yani. İşini bırakıyor yani. Geliyor stopere yardım ediyor. Ya Onur Arı gene gelişim gösteren bu ligi kaldırabilecek oyunculardan bir tanesi. Berkay yine üzerine koymaya çalışan isimlerden. Yani benim Aksar maçından tek beklentim. Artık skoru da geçtik. Yani ben bu dakikadan sonra kimsenin umudu var mı sanmıyorum da. Futbolculardan Erkan abinin de başkanın da söylediği gibi az önce. Gelecek sezonla ilgili ne görebiliriz? Yani onları kovalayacağız artık. Şimdi 19 takımı 3. ligde forma giyecek. Amatör transfer yapıldı. 6 aylık süreleri yeni sezona doluyor. Hı hı. 19 takımdan bir sürü oyuncu gelecek sana. Yani şu an mücadele eden 19 takımın hepsi gelecek sezon. Senin A takım kadron olabilir. Olucusu. Bakın. İstediğini seçme imkanı var yani. 6 ay süre doluyor yeni sezona. Murat, biz transferi açamazsak bizim işimiz çok zor. Yani 3. ligde de çok zor. Ya şimdi bu sezon 2 kere izledik U19'u A takımını. 1 Şubat, 14 Şubat'ta bir de Mart'ın yine ortalarındaydı. Bu ayın ortalarındaydı. Yani şöyle Banko A takımının ilk 11'de diyebileceğin ismi yok. Erkan abiyle de beraber izledik son maçı. Ha, gelişim kaydedebilir. Bazı futbolcular o maçı bireysel performans günlük değişebilir. Belki de A takımın antrenman yaşı çok farklı olur ama şu an bu 17-19 ve A takımdan oluşturacak karma bir takım önümüzdeki sezon maksimum kümede kalmayı belki zorlar. Oraları orta sıraları belki zorlar. Bu oynayan oyunculardan onu, hangisini oynatabilir? Erkan, Yılmaz Vural hocamız. Bunların da kalıp kalmayacağı belli. Yani gerçeği başkanım, de bu. Yılmaz Vural hocamız lazım. Transfer yasağını biliyor. Transferin açılmayacağını biliyordu. Her hafta altyapıyla A takım maç yaptırıyordu. 17-19 karma yaptırıyordu. Karma maç yaptırıyordu. Ve oradan bir takım çıkarttı. Yılmaz Hoca gitti. Hocanı çıkarttı. Takım bizi 1. ligde götürdü. Evet. Şimdiden U19 takımındaki oyuncular A takımla beraber bunu sık sık yapmalı. Biz ligi bay geçirdiğimiz hafta değil. Bunlar genç oyuncular. Haftada 2 tane maçı rahat çıkartırlar. Ya da Murat şunu düşün. Maç yapsınlar ya. Karma maç yaptır. İdeal bir kadroyu şimdiden çalıştırmaya başla. 2 ay vardı ligin bitmesine. Yılmaz Vural o takımı evet. Çıkarttı ya.
Ya adam kurnaz hanım aldı eline dosyaları. İki ay önceden çıkarttı. İmzaların gelmeyeceğini biliyor. Konuşuyor göre gelecek. Evet, arkadaşlar açılmaz ya, transfer falan açılmaz diyor. Hayal görmeyin dedi ya. Ben şimdiden bu takımı kuruyorum ben dedi. Hazırlıyorum dedi adam. Allah var adam. Kurduğu takım bizi birinci ligde götürdü iki sene. Ya da eldeki oyuncularla şunu yakalayabilirsek, bu Fuat Hoca'nın zamanında ilk yarıda hani böyle bir Pirana gibi bir takım vardı ya, böyle her yerde 3-4 oyuncu basan, koşan, mücadele eden, o havayı yakalayan. Öyle bir hava yakalarsak, ki ihtimal vermiyorum. Şu ortamda yani ihtimal vermiyorum. Hoca lazım, o ruhu evet. Yakalatacak adam lazım. Şimdi ama bu oyuncular da çok... Öyle bir şey yakalarsak belki ligi işte iyi bir kurayla ligde kalabiliriz. Başarı yakalayabiliriz, öyle diyeyim. Bu yani. Oyuncular da başkanım yine sizin en azından bu oyuncuların 7-8 tanesini bank oynatacaksın. Görünen o. İşte bu oyuncular da şu anda bir şeylik, yani bir yıpranmışlık var. Onları nasıl tekrar döndüreceksin? Yine 7-8 gibi... değil yani, işte demin saydığımız oyuncuları, bu iyi gibi gözüken oyuncuların belki bir tanesini iki tanesini kaybedip diğerlerini hepsini tutmamız lazım. İskelet kadro kaybolursa bir şey konuşmadan. Tabii o zaman biz üçüncü gide saymaya. Allah korusun. Şu olabilir. Eskişehir için Serdar Eroy Hoca, buradan da selam söyleyelim ona. Onunla tesislerdeki maçlardan sonra hep sohbet ederim. Biz dedi 5 yıl bu takımı yaşatırız dedi. Şu anki altyapıya monte ettiğimiz, takviye yaptığımız oyuncularla Eskişehirspor'u 5 yıl yaşatabiliriz. Ama yaşatabiliriz diyorum dedi. Tabii canım. Yukarısı değil. Yani yaşatabiliriz Spor, derken nerede, hangi ligde? Yani 3. ligde bu takım amatörü düşmez, barındır demek istiyor kısacası hoca. Yani 3. ligde bu takımı barındırıp bir yönden, bir yandan da belki dosyalar alttan kapatılırsa 2-3 sezon buralarda, mesela Kocaeli örneği gibi. Kocaeli'de mesela 11-12 sene altlarda kalıp bala düştü Kocaeli. Baldan çıktı Kocaeli. Yani oraları çok yaşayıp en sonunda çıktılar ama 4 kapanma sene, olmadı. 4 sene baldan İsim çıkmak için olmadı. Mücadele etti. 4 sene. Evet. Sana 15 bin kişi oynadılar. Tabii. Biz oynattık burada maçı. Tabii 15, bu terfi maçını burada oynattık. Evet, Atatürk Stadı'nda biz 15 oynattık. 15 bin kişi adamlar maç Sultan yapıyordu. Gazi'ye karşı galip geldiler, oraya çıktılar ve Kocaeli buraya aktı. Valisi arkasındaydı, belediye başkanı arkasında, milletvekilleri arkasındaydı. Bölgesel amatör ligde yani. Tabii eski federasyon üyeleri arkasındaydı. Hepsi o gün misafir ettik burada. Şimdi Kocaeli'nin durumu bizimki çok farklı değil. Yani onların bu kadar borcu yoktu diyebiliyorum ben. Hani Eskişehirspor kadar bir yabancı dosyası olur. Verdi. Arazi TOKİ dediler. 65 mali mali durumları bizim kadar vahim değildi onların. Aytaç, bu borçlar ödenir mi? Ödenir. Ama sahip şehir sahip çıkarsa ödenir. Bizim şu anda yani bırak yönetim hiçbir şey yapamıyor. Yani bırak şehri, başkasını falan filan boş ver. Yönetim hiçbir şey yapamıyor şu ya anda. İşte bu ayın maaşı. Eli kolu bağlı. Onu düşünüyorlar kara kara. Fotoğraflar. Ha yönetimden birileri olmuş orada. Ha futbolcu Hasan Ulaş olmuş. Ha, başkanım borç ödenir mi? Şimdi geçtiğimiz hafta güzel bir örnek verdi. Mesela bizim bilmediğimiz Akamiko'nun değişik dosyaları çıkıyor. Onun gibi 3-4 tane daha olursa ne olacak? Olmaz. Var. Olabilir çıkarsa, ya. Olmaz diye bir şey yok. Var çıkarsa mı? Tabii o zaman daha bir dosya kapatıyoruz, çok seviniyoruz. Ama arkadan bak, bir dosyanın yanında 3-4 tane dosya daha çıkıyor. 1 milyonluk dosyayı 490 anlaştık diye işte 110 bin euro taksit işte ödeyemedi yönetim. 110 bin euro senede yaptılar, verdiler eline sözleşmeyi Akamiko'nun. Nereden bulacak 110 bin? 110 bin euro para olsa yönetim zaten bugün kimseye minnet etmez. Götürüp Akamiko'ya mı vereceksin o parayı? Yok, öyle bir para yok. Ne oldu? 270-300 bin euro artı 50 bin euro da masraflar bindi sana. Ceza. 10 gün aşma süreci vardı. O taksit ödenmediği takdirde. Diğer alacaklarla beraber 50 bin euro da ceza yedin. Neyse bence... Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Gidiyoruz işte, yapılan hatalar nereye işte. Bilmiyorum. Adam 490 bin euro derken adamın 772 bin, 782 bin euroluk senedine de protokol yapıyorsun avukatla. O çıkıp da onu söylemediler. Biz 490 bin euro yapılandırdık dedi eski yönetim. 782 bin, 72 bin euro da avukatla protokol yaptık. Çık kamuoyuna açıkla. Açıklamadılar. Biz 1 milyon euroluk dosyayı 490'a anlaştık dediler. Geçtiler. 772 nasıl bir protokol yapıldı bilen yok. Yarın öbür gün Eskişehirspor'un karşısına o nasıl çıkacak o 772 bin euro? Ve Akamiko gibi 11 tane daha FIFA dosyası var. Var ya Allah'tan. Bir o kadar şu da yerli dosyalar var. Problem çıkartmıyorlar yani. Ben geçen bir avukatla da görüştüm. Eskişehir'den bir avukatla görüştüm ben. Ya abi diyor, yani bugün diyor tamam, hani bugün 100 bin euro çıkart diyor, şu dosyayı kapat diyor. 50 bin euro ver diyor, şu dosyayı kapat diyor yani diyor. Dosya dosya rakam rakam verdi bana. Ama hesapladığın zaman, bir araya geldiği zaman dosyalar 2-3 milyon euro para yapıyor. Bugün 400-500 bin euro paran olsa elinde o dosyaları kapatıyorsun.
Akamika ne olur diyorum. Abi 100 bin euro verirse diyor bu dosya kapanır diyor. E adamın diyor 300 küsür bin euroya diyor şey var, ödeme var diyor. Eski yönetim niye kapatmadı? 490 bin euroluk anlaşma yaptı. E yapıldı. 200 bin euro peşin verildi. Eurolar, milyonlar kafa allak bullak oluyor. Ya, o konuşurken bile farklı mevzular bazı futbolcuların çıkıp konuşması lazım. Futbolcuların çıkıp konuşması lazım. Bu yönetim bunu yapabilir aslında biliyor musun? Bunu yapmaz. Kimse yapamaz. Ya, Sinan Başkan başaramadı. Hayır, Akaminko gel kardeşim. Bakın, Sinan Başkan başaramadı. Senin alacağın, vereceğin, senedin, çekin, neyin var? Sana dedi 500 bin euro açıktan para veriyorum kardeşim. Çık dedi, bunu dedi kamuoyunda açıkla dedi futbolcuya. Açıklamadı mı? Açıklamadı. Futbolcu. Siyahi bir oyuncumuz. Kaç paraya imza attın sen dedi. Ben bu. Kardeşim senin sözleşmen burada şu kadar. Ben diyor bu kadar alıyorum diye. Ya çık bunu diyor. Çık. Açıkla dedi. Sana 500 bin euro para veriyorum. Çünkü belge yok elinde. Sözleşme orada yazıyor. 400 bin euro. O ne alıyor? 100 bin euro. 220 bin euro. 180 bin euro başkasına gidiyor. Bilmiyorum. Ya ona bakarsın. Ya bunlar çok ayıp ya. Bunlar Sinan Başkan, ya bunlar söylenmesi lazım ama ya. Doğru yani eğer böyle bir şeyler varsa bunların açıklanması lazım abi. Bunu futbolcu diyor ki ben konuşamam diyor. Ben söyleyemem diyor. Al diyor sana 500 bin euro diyor. Benim futbol hayatım. Lan al 500 bin euro diyor. Çık konuş diyor. Çünkü belge yok orada da. Anca birebir itiraf etmesi lazım futbolcunun. Başkan bu kulüpten sözleşme kaybolmadı mı? Dorukhan'la Sinan Başkan sözleşme yaptı. Nerede yapıldı. Sözleşme? Kasada sözleşme gitti ya. Başkan görevi bıraktı. 5 yıllık Dorukhan'la sözleşme yapıldı. Fotoğrafları var. Başkan açıklama 5 yıllık sözleşme. Resmi sitede açıklama yapıldı. Kulübün kasasında Sinan Başkanlar görevi bıraktılar, gittiler. Yeni gelen yönetim. O boşlukta gitti. Sözleşme yok. Nereye gitti kardeşim? Kim yırttı bu sözleşmeyi? Kim kaybetti? Çünkü gelecek noterden onaylanması lazım. Adamlar görevi bıraktılar yani. Genel kurulda görevi bıraktılar. Dorukhan'a sözleşme yok. E ondan sonra yetiştirme bedeli. Aldık 900 bin lira. E o zaman biz hiç bu konuşmanın bir anlamı yok bunlar ya. Hiç yani eğer bunlar yapıldıysa bak bunları ben yeni duyuyorum yani. Tamam biliyorum ama. Bunlar ortaya çıkan yani, duyulan bunlardır. Yani duyulmayan ya bunları, işte ben de bak ben diye. Zaten dedim ben de borçlar kapalı dedim. Ben duyulmayanlardan korkuyorum şimdi. Onlar çıkacak ortaya. Başka, çıkar yani. Futbolcuyla konuşuyorum ben de. Ne kadar sözleşmen? 300 bin lira. Hı. Sezon bitiyor. Ne kadar almışsın? 200 bin lira. 100 bin lira kaldı değil mi? At imzayı. 100 bin lirayı seneye ekledim oğlum. 400 bin lira oldun. Futbolcu 300 aldım diye imza atıyor. 400 bin lira da gelecek sezona yeni imza atıyor. 100 bin lira arada yok. 400 bin lira bir dahaki sene 250'si ödeniyor. 150 bini kalıyor. Evladım 150 kaldı. 550 oldun seneye sen. At imzayı. Futbolcu 400 aldım diye imza atıyor. 150 piyasa. 100 geçen sene gitti. 150 de bu sene gitti. 250. Sadece bir futbolcudan. Sadece bir futbolcudan. Bu kulüp böyle abicim baktı. O zaman bak valla size de göre düşüyor. Siz burada o dönemki başkan, yönetici kim varsa şimdiki başkanı çıkartacaksınız burada. Herkes tek tek açıklayacak. Yazıldı abi. Bak, başkanım. Bakın, adamlar konuşmuyor. Ama sözleşmede ki. Ne yazıyor başkanım? Futbolcu diyor ki ben aldım 400'ü diyor. Yasal bir sorun görünmüyor ortada. Şöyle bakırsan. 400 aldım diyor. İmzalamış. 400 aldım diyor. Futbolcu bana itiraf ediyor. Abi diyor ben diyor. İmza atıyorum diyor. Sen ne diyor? 550 oldum diyor çünkü diyor. En son burada trilyona imza atan futbolcular vardı. Değeri 200 bin liraydı. Trilyona imza atan. Son sözleşme trilyon. Adamın değeri 200 bin. Ben bunu hep takla derim. Adama 3-4 yılda takla attıra attıra 100 bir sene, 150 bir sene, 200 bir sene hep böyle eklendiği için sözleşmelere adam trilyonluk oluyor. Eskişehirspor'dan gittiği zaman adamın sözleşmesi 1 milyon liraydı. Adam 150 bine imza atıyor. Futbolcudan daha çok kazanıyor o zaman şeyde. Tanesi 10 bin euro taksitle, dolar taksitle oynadığında kaç bin euroluk bize sözleşmesi vardı? 400. 400 bin euroya imza atan adam Giresun'a aylık 10 bine gitti. 10 bin. 10 ay 100 bin yapar. Adamı sen attı 400 bin. Kaç dakika forma giydi Eskişehirspor'da? Bir dakika. Maça çıkmadı. Evet. Hazırlık bir kulüp böyle batar işte. Adam gittiği kulüpte 100 bin dolara oynuyor. Sende sözleşmesi 400 bin euro. Menajeri peşin parasını almış, şu almış, bu almış. Bir dakika oynamadan gidiyor. Bunun gibi sana onlarca futbolcu var. Daha şeyler gelecek. Benim bildiğim Erkan Zengin, Tarık Çamdallar, o
şampiyonluğu kaçırdığımız kadrodaki oyuncuların borçları gelecek diye duydum. Uğur İnceman, Semih. Tabii. O ya kadro. Onlar sırada zaten. Sırada onlar var. Onlar sırada. İşte başkan hesap soracak ya, disiplin kurulu atacak ya. Disiplin kurulu atsın. O belgeler zaten disiplin kuruluna verilince disiplin kurulu atar. Ondan sonra da o belgelerle de mahkemeye başvursunlar, hesap sorsunlar. Bakın bu şehir, bu taraftar, bu yönetim omuzlara alıp taşımıyor mu? Ben de taşırım. Yazık. Vallahi yazık. Bunları biz çok konuştuk başkanım. Hep konuştuk, hep konuştuk ama havanda su dövdük yani. Çünkü gelen yönetimlerin hiçbiri bir şey yapmadı. Hiçbiri bir şey yapmadı. Tek umudumuz işte bakalım ne olacak, ne bitecek. O zaman şehrin destek olmamasının sebebi bunlar. Bunlar gözüken bu. İnsanlar başkanım, ya. Her şey kılıfına uydurulmuş. Biz yıllarca, ben bunları yıllarca burada konuştum. Biz 2010 yılından beri arkanla burada program yapıyoruz. O zaman kimse bir bahane bulamazsın abi. Konuşuyoruz. Ya, yazık şimdi ya. Mehmet Şimşek de işte şehir destek olmuyor, o vermiyor, o vermiyor. Ya niye versin o zaman? Hesabını bastırır, hesabı işte davalık olduk, mahkemelik olduk. Allah'a şükür bugüne kadar da hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir ceza da almadık. Adamların hepsi geri vites yaptı. Ama diyorum ya, sonuçta bir şey ispat edemiyorsun. Adam aldım diyor, imzalıyor. Aldığı 3 lira, yaptığı sözleşme 5 lira. Arada 2 lira kayıp var ama 5 lirayı aldım diye imzası var. Bir şey çıkartamıyorsun. Adam yarın öbür gün futbolcu da çıkıp dese ki kardeşim ben 5'e imza attım ama bana 3 verdiler, 200 liram içeride kaldı dese yine bir şey ispat edemez. Çünkü imzası var, 500 aldım diyerek. Sözleşmede var imzası. O da bir şey çıkartmıyor. Tabii, belge varsa hiçbir şey, yapacak bir şey yok. Ama ne diyorum ben işte, görevi kötüye kullanmadan, kulübü zarara uğratmaktan, bilmem neden bir sürü belge var bu kulüpte. Çıksınlar. İğne bile. O kadar. Bakın iğne bile. Bir tane iğne almışsın. 1 lira. Fatura 5 lira. Kulübü zarara uğratmışsın. Herkes bir şekilde bu kulübün üzerinden para kazanmış. Deniz bitti. Kimsenin işi rast gitmedi be başkanım. Yaramaz. Yaramıyor. Yaramaz. Yaramıyor. Bu da böyle. Biraz inancın varsa yaramaz. Bak yaramıyor. Zaten yaramıyor. İnancı olan da onları yapmaz da. İşini gücünü dürüst yapan, bakın dürüst yapan bir sürü tanıdığımız başkan var, yönetici var. Allah birilerini bin yaptı. Ama niye? Bu kulübe hizmet ettiği zaman bir lirasına tenezzül etmedi. Birini 10 yaptı Eskişehir Spor'un. Kendinde 20 oldu. Biri 1000 adamın. Niye? Bu kulübün bir kuruşuna göz dikmeden. Adamlar bugün Türkiye'nin, Avrupa'nın 1 numaralı adamları. İş dünyasında başarılı adamlar. Ama bu kulübün bir kuruşuna göz diken adamın işi rast gitmeden. Gitmez. En büyük cezayı zaten Cenab-ı Allah veriyor. Yavaş yavaş amatör gündeme geçelim. Amatör gündemde yoğun ve Eskişehir amatörünü yakından ilgilendiren kader haftasıydı. Geçtiğimiz hafta burada bayağı bir konuştuk. Başkanım siz de söylediniz. Ölüm kalım maçları dediniz ama evet. Tabii hafta sonu da Kütahya'da Anadolu Üniversitesi'nin maçını izlediniz. Erkan senle başlayalım istersen. Şimdi bildiğiniz gibi bölgesel amatör ligde yani son 3 haftaya girdik. Son 2 hafta artık. Çok önemli maçlar oynanıyor. Anadolu Üniversitesi lider gittiği Tavşanlı deplasmanında maalesef 1-0 mağlup oldu. Maçı da izledik canlı olarak. Ben maçı kısaca değerlendirecek olursam yani son haftalarda zaten gol sıkıntısı vardı. Burada geçtiğimiz haftada Cengiz Hoca'nın takımın başına geldiğini söylemiştik. Yine Anadolu Üniversitesi pozisyon bulmakta zorlandı ama bunun yanında Tavşanlı da doğru dürüst net gol pozisyonu yok. Yani ama baktığımızda taraftar 6000 civarında taraftar vardı maçta. İşte bir kalecinin hatası, kaleci cezayının dışına çıkıyor. Orada rakibini indiriyor. Orada kaleci kırmızı kart görüyor. Serbest atıştan kalesinde gol yiyor Anadolu Üniversitesi ve son dakikalarda her ne kadar baskı yapsa da maalesef 1-0 mağlup olmaktan kurtulamıyor. Hem maçı kaybediyor hem de liderlik elden gidiyor. Bildiğiniz gibi bir daha da geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Yani. 28 evet. Puanı vardı. Galibiyette 31 puan oldu. Anadolu Üniversitesi 29 puanda kaldı. Başkanım sen de değerlendir. İstersen ondan sonra diğer maçlara geçelim hemen.
Yani şimdi grup öyle bir hal aldı ki ilk 5 takım hep şampiyon olabilir. Ben ister öbür maçın sonuçlarını da vereyim bizi ilgilendiren. Evet. Yunus Emre Spor'da Bozüyük Vitra, onlar da yine şampiyonluk mücadelesi veriyordu. O maç 0-0 kaldı. Buraya da Sağlık Spor'a da yine şampiyonluk mücadelesi veren Bayırköy takımı, Bilecik Bayırköy takımı gelmişti. Onlar da Sağlık Spor'u 2-0 mağlup ettiler. Puan durumu şöyle oluştu. Tavşanlı 31, Bayırköy 30, Anadolu Üniversitesi 29, Yunus Emre Spor 29, Bozüyük Vitra 28. Grup 10 takım var. En son Evliya Çelebi Çağlayan Azov Spor çık. Diğer 9 takım iddialı. Son 3 haftaya iddialı giriyor. 2 haftaya. Son 2 haftaya. Son 2 haftaya. Ve son hafta, son dakika, son düdük çalasıya kadar bu iddia devam edecek. 9 takımlar arasında devam edecek. Öyle gözüküyor. Çok çok enteresan bir lig oldu. Hatırlıyorsanız burada 3-4 hafta önce korkum, gizli favorim Bayırköy demiştim. Evet. İş oraya geliyor. İnşallah olmaz. İnşallah gene bizim ya Yunus Emre ya Anadolu Üniversitesi olur. Ama Anadolu Üniversitesi çok çok fırsatları tepti. Geçen hafta hoca değişikliği hemen yaptı. Hemen oraya gireyim ben. Ne oldu Anadolu Üniversitesi'ne? Gümbür gümbür giden bir Anadolu Üniversitesi 3-4 haftada böyle tepe taklak olması neye bağlı başkanım? Vallahi bilmiyorum ama çok böyle biraz ciddiyetten uzak bir takım yani, vardı. Profesyonellik düşünülmedi mi acaba üniversite? Düşündü. Düşündüğünü ben çok çok iyi biliyorum. Sağlanıyor. Ama başka bir şey mi var? Yani var diye tahmin ediyorum. Değil mi? Şimdi bu haftaki izlediğim Anadolu Üniversitesi, işte Erkan'la beraber izledik Tavşanlı'da. Acayip bir ambiyans vardı. Atmosfer çok farklıydı. Oradan çıkmak da hakikaten şey zor bir takım için, amatör takım için özellikle. Onun için Cengiz Hoca geldiğini bir kere oradan fark ettirdi. Korkusuz bir Anadolu Üniversitesi vardı ve ciddi oynayan, bir takım gibi oynayan bir Anadolu Üniversitesi vardı. Ama eksik yerleri var, formsuz oyuncuları var falan filan. Bunlar ayrı bir şey. Oradan yine puan çıkartabilirdi. Zaten benim anlayamadığım şu. Şimdi golü yediğimiz pozisyonda bir yan topta bütün defans öne çıkmıştı. Kontra yakalandık, gol yedik. Dakika 72. Evet. 68, Anadolu Üniversitesi 68'de kırmızı kart oldu. 3-4 dakikada oldu. Gol 72. Yani. 68'de. 68'in dakikada. Yani ikinci yarının ortaları falan, ikinci ortalarından sonra öyle düşün. Ya öyle gol yememen lazım. Niye? Sen önce beraberliği bir alacaksın cebine. Galip gelirse ekstra olacak sana. Yani çünkü şey, maç öyle bir maç. Berabere kalsan sen rakibini elemiş olacaksın. Tavşanlı elemiş oluyordun. Yenersen %99 işi almış oluyordun. Ama önce Beraberli bir cebe koy. Abi. Böyle kontra yakalanma. Yakalanma yani, onun tedbirini al. Benim anlayamadım, o golü nasıl yer Anadolu Üniversitesi? Yani hocası tecrübeli, takımda tecrübeli oyuncular var. Yemeyeceksin abiciğim. Onu kaleci çıtlattı, ıskaladı falan filan. Yanında öyle adam vardı, adamı evet. İndirdi. Öyle olunca. Ama yemeyeceksin yani, o şey kötü. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra demin de dediğim gibi son dakika, o son düdük çalasıya kadar her şey değişebilir. Üniversitenin gene şansı devam ediyor. Yunus Emre biraz daha şansı arttı. Tavşan lider oldu ama son iki maçı zor gözüküyor. Mesela Tavşan da bu hafta Vitra'ya gidiyor. Evet. Vitra son hafta da Yunus Emre ile oynuyor kendisi. Bayırköy buraya Yunus Emre'ye geliyor. Yani yine iddialı takımlar. Yunus Emre için de kritik maç. Yani o Bayırköy maçını alırsa pot şeye girer. Tabii. Yani. Yunus Emre yenerse Yunus Emre son hafta yine Tavşan'la gidiyor. Tavşan'la gidiyor. Orası final maçı olacak. Of. Yenenin kazanacağı bir maç olacak. Vitra bu hafta kendi sahasında Tavşanlı ile oynuyor. Vitra mağlup olursa küme düşüyor direkt. Yani Vitra'da yenmesi lazım direkt, muhakkak. Çünkü onlar Bayırköy'de yani grup birincisi, ikincisi yani olma derdi. Acayip çatırtı, acayip birlik oldu. Ama son dakikaya kadar devam edecek, öyle gözüküyor. Amatör Süper Lig'de Demirspor şampiyonluk garanti artık herhalde. Evet, sanırım bu hafta maçın son bölümlerinde son hafta, yaşanan tartışmalar kırıldı. Evet, son hafta cumartesi, pazar günü saat 12'de onlar da son maçını oynayacak ve ardından da kupayı kaldıracak. Artık rakibini bekleyecekler. Yani burada playoff'ta kimle oynayacaklar. Onlar da tabii ESGF karar verecek ama Bal Ligi'nin beklenmesi lazım. Yani ondan sonra bir final maçı oynayacak. Artık şimdi Demirspor maçıyla ilgili zaten 2-0 2-1 mi 2-0 mıydı maç durduğunda son dakikada? 2-1. 2-1. 3-1. 3-0 teşkil mi edilecek yoksa 2-1 teşkil? Hükmen 3-0 galip Demirspor. Bugün komite karar verdi. Sonuçta oynanmadığı için herhalde. Evet, 90 artı 3'te 1-0
Osman Gazi Üniversitesi galip maçta 1-1 oluyor. 6 dakika ya da 5 dakika uzatma veriyor. 90+3'te Demirspor golü bulunca ortalık karışıyor. Ya istemediğimiz olaylar ki yani maçın da çok bir önemi de yok. Berabere de bitse, galip de gelse çok bir şey fark etmiyor. Yani olmaması gereken şeyler. Ne oldu şimdi? İşte hakemi ittirdiği için hakemi ittirmiş. Maçı tatil etme. Yani çok geriliyor mu ortam? Yumruk sallamış. Denk gelmemiş ama yumruk sallamış. Yani futbolcuya yakışmayan iş. Hakem de öyle bir ortamda maçı tatil etmiş. Etmesi de normal. Yani hiçbir futbolcu onu yapmaması lazım. Ya sonuçta bir tane gol yedin ya. Hatalı da yesen bir tane gol yedin. Oldu ki kaleye de girmedi. Arkadan geldi, ağızdan girdi, gol oldu. Ona gol verdi, atıyorum. İddia ne da, olur ya. İddia da yok, bir şey tabii yok. Ne olur ya. Yani ki orada sonra sadece onunla bitmiyor olay. Osman Gazi Üniversitesi'nin hocasına dışarıdan tribünden birileri taraftar laf söylüyor. Onunla karşılıklı davacı oluyorlar falan. Hakeme birisi söylüyor, o hakem ondan davacı oluyor. Yani ne oluyor ya? Yani sen kadar olsun rapor geldi yani. O kadar. Bir sürü rapor, bir sürü işte tutanak bilmem ne falan filan. Evet. Olmaması gereken maçlar. Demirspor süremiz son yavaş yavaş bitiyor. Kupayı alacak pazar günü. Pazar günü saat 12'de Abdurrahman Temel sahasında. Ondan sonra da nasıl olacak başkanım rakibi? Rakibi şimdi şeye bağlı. Bal Ligi'ndeki sonuçlara evet. Bağlı. Bal Ligi'nde playoff'a biri çıkarsa bizden onu mecbur bekleyeceğiz. Evet. Oynatmayacağız ama çıkmazsa 15 gün içinde hemen karar verip baraj maçını oynatacağız. Demirspor'la buradaki ikinci olan takım arasında. Sağlık Spor mu olur? Yok. Sağlık Spor düştü. Öyle gözüküyor. Buradan 3. takım çıkmazsa Sağlık Spor düştü. İster son ikiye girsin ya da girmesin fark etmez ki Sağlık Spor'un da son maçları zor. O da son ikiye girebilir. Bu hafta mağlubiyet onu biraz sıkıntıya soktu. Sağlık tekrar. Ama son ikiye girse de girmese de Sağlık Spor bizden 3. bir takım çıkmazsa düştü. Yunus Emre ya da Anadolu Üniversitesi ile hangisi altta bitirirse baraj Yunus Emre ya da Anadolu. Yeni stat oynama ihtimali var mı başkanım? Var. Pardon çünkü var. Çiftelerle Yunus kurtuluşuydu. Şimdiye kadar hep statta oynattık onları. 1-2 maç hariç hepsini statta oynattık. Sağlık Yunus Emre maçını da öyle oynatmıştık. Çiftelerler maçını da öyle oynatmıştık evet. Gene maçın şeyi belli olsun ona göre il müdürlüğüyle görüşüp Eskişehirspor'un maçı olmadığı bir günü isteyip olabilir. Evet Erkan hemen son notları geçelim. Kapatalım yavaş. Birinci amatör devam ediyor. Bildiğiniz gibi derbide Eskişehirspor Bayan Futbol Takımı Öncü Spor 4-0 mağlup etti. Esentepe'de Gölbaşı'nı yendi. Handball'de Orman Spor'un yarın lig maçı var. Ardından kupayla İzmir Büyükşehir ile oynayacaklar. Diğer zaten U16, U14 ligleri devam ediyor. Başka söyleyeceklerim yok. Evet çok teşekkürler. Tabii artık ayrısıyla Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Ramazan ayında da sanırım ilk sahur 7.30'da değil mi? 7.29'da evet. Erkan. Evet. Bizim program saat 8'de 20.30'da artık bundan sonra Ramazan ayında yeni yayın akışımız 90+3 pazartesi günleri 20.30'da olacak. Sanırım diğer canlı yayınlar akşam saatinde olan canlı yayınlar da aynı saatte olacak. Ama bizi ilgilendiren 90+3 haftaya pazartesi günü 20.30'da ekranlarda sizle birlikte olacağız. Yarın Eskişehirspor, pardon çarşamba günü, yarından sonra çarşamba günü sahasında Akhisar Spor'u ağırlayacak. Maçın biletleri Maraton 10 VIP 20 TL'den satışı devam ediyor. İsteyenler Yediler Parkı'ndan, Hamamyolu'ndaki Yediler Parkı'ndan gişeden temin edebilir biletlerini, kağıt biletlerini. Alamayanlar da internet sitesinden paso.com.tr üzerinden biletlerini alabilir. Tabii maça gelmek önemli değil. Maça gelmeden de bugün ekranları başında Türkiye'nin, dünyanın, Avrupa'nın birçok ilinde bizi izleyen seyircilerimiz var. Onlar da manevi anlamda kulübe destek olmak istiyorlarsa maçın biletlerinden alarak destek olabilirler. Ekranları başında maçı izleyecekler ama o alacakları biletle Eskişehirspor'a destek olmuş olacaklar. Bu haftalık bu kadar diyorum. Çok teşekkürler. Haftaya pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.